Başkanım hem Kulüpler Birliği toplantısında hem maçı izledi. Şimdi evet. Maç sonrası artık kaçırmamak olmazdı seni. Evet. Ya Robin Hood'a döndü takım. Zenginden alıyor, fakire veriyor. Yani ben de anlamadım. Yani gidiyorsunuz, Karabük'ü yeniliyorsunuz. Pardon, berabere kalıyorsunuz. Geliyorsunuz burada ikinci sıradaki. Ama bizim garibana karşı biraz şeyimiz var yani. Esprisi tabii bu ama çocuklar iyi oynadı. İyiye doğru gidiyor. Çok daha iyiye doğru gidecek. Ben zannediyorum ki mücadelede ve yukarılara oynamada bu maçtan sonra daha azimli olacak. Hem hocamız hem çocuklar. Bayağı bir seviyeye geldi. Bundan sonra iyi olur diye düşünüyorum ben. İnşallah önümüzdeki maçta da bir 3 puan alırsak ondan sonra liderliğe bile oynayacak hesabımız var yani. Ya zaten hep aynı döngüyü yaşıyorduk başkanım. İyi bir niyetle başlıyoruz. Sezon başı hep kötü başlıyor. Ardından tempo tutsa dahi rakipler yakalanmıyordu. Ama bu sezon başındayız neredeyse. Playoff potasının içerisinde takım. Ve sahada da güzel futbol vardı. Evet işte yavaş yavaş oturuyor. Yani kulüpler hem bu Süper Lig'deki kulüpler hem de görüyorsunuz işte alt liglerdeki kulüpler yavaş yavaş oturuyor. Yani ilk aşamadaki başarı gösteren kulüpler şimdi yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Onun için bundan sonra sıkı tutmak ve güzel götürmek lazım. Bundan sonra dikkat etmek lazım. Vallahi biraz önce soyunma odasında da futbolcu girmediniz ama dışarıdan primleri de arttırdınız. Evet. Herhalde ikinci ligin en bonkör başkanı sizsiniz başkanım. Geri gelmiyor musunuz? Kulüpler Milli Toplantısı'na katılıyorum. Tamam başkanım. Toplantıdan 3 lira. İçeride 2500'ü bu 3. Sen söyle benim. Tamam hadi bakalım. Hadi valla bilmiyorum artık bizden çok verenler de vardır mutlaka ama biz içeride belli bir bedel, dışarıda da belli bir bedelimiz vardı. Onu biraz arttırdık bu maçta. Şimdi herkes bu yeni altyapı tesislerini konuşmaya başladı. Fotoğrafları gönderiyorlar falan. Herkese bir heyecan yarattı. A takımın tesisi de bitti. Evet. Canavar gibi şu anda Süper Lig kalitesinde neredeyse bir takımın konuk olabileceği bir tesis var. Bu altyapı tesisi nasıl olacak başkanım? Biraz şimdi altyapı tesisleri önce sanıyorum önümüzdeki yılın başında hem saha hem antrenman sahaları ihale yapılacak. Bildiğim kadarıyla Sayın Belediye Başkanımız Enver Demirel'den aldığım bilgi doğrultusunda hem sahamız hem de A takımın oynayacağı antrenman sahaları bitiyor. Ondan sonra da bizim altyapıyla ilgili işte bir 3 tane saha yapmak için hafriyatlarını yaptık. Ondan sonra da onlar devam edeceğiz. Yani altyapıyı mutlaka bitirmemiz lazım. Altyapıyı harekete geçirmemiz lazım ki neticede bu kulüp olsun. Yoksa çok zor. Yani yukarıya çıkar iner. Aynen öyle. Evet. Şimdi ikinci ligdeki takımları bir manada rezerv takım olarak görüyorlar. Süper Lig takımları. Rize Spor'da öyle mutlaka projeleri vardır. Şimdi hem ikinci ligdesiniz hem altyapı yapıyorsunuz hem tesisleri yapıyorsunuz. Muhteşem bir iş var burada başkanım. Çalışıyoruz. Yani bir işi yapıyorsan neticede hakkını vereceksin. Hiç işimi gücümü bıraktım. Bir Rize Spor'dayım, bir Etimesu Spor'dayım. Başka bir işle ilgilendiğim yok. Onun için iyi işler yapmak zorundayız. Yani. Rize'de de yüzünüz gülüyor başkanım. İnşallah evet. Burada da gülecek, Rize'de de gülecek. Kulüpler Birliği toplantısına var mı güzel bir gelişme? Şimdi onlarla oraya katılmam gerekiyor, konuşmam tamam, gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.